Mersinli hayvancılıktan gelen bir aile, işsizlik ve borçlar nedeniyle zor günler geçirdiler. Ellerindeki az sayıda hayvanı da satmak zorunda kaldılar. Ama destek yerel yönetimden geldi ve 3 çocuklu aile yeniden hayvancılığa sarıldı. 3 tane çocuğum var. Eğitime gidiyorlar ama şu an göndermiyorum. Kronik hastalıkları var. Birinde kalp rahatsızlığı var. Biri de astım hastası olduğu için gönderemiyorum evde. Eşimiz şu an boşta. Daha önceleri işte çalışıyordu. Çıktı, şu an boşta, işi yok. Ne iş yapıyordu? Güvenlikte. Mersin Toroslar'da Resul Köyü'nde bir yuva. Baba güvenlik görevlisiydi, işten çıkartıldı. Hayvanları vardı, onları da ağır masraflardan tek tek sattılar. 3 çocuk, babaanne, 1 kedi, tavuklar. Gelirsiz kaldılar. Yemden dolayı biraz maddi durumumuz iyi gitmedi. Elimizdeki hayvan bitti. Valla sıkıntılıydı işte. Sağda solda iş bulabilirsek çalışıyorduk. Gelir kaynağım yoktu. Bir yaz boyu benim kendim çalıştım. Yufka yaptım. Fırıncının yanında çalıştım. Hastalıktan dolayı da işi bıraktım yani. Salgın da işsizliğin, gelirsizliğin üstüne tuz biber ekti. Çalışacak iş bulamaz oldular. Sıkıntı aylar sürerken Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Hadi gel köyümüze destek verelim" projesini duydu Refika Dağdur. Başvurdum ama oğlum çıkıp çıkmayacağını hani ümidim yoktu ama çıktı. Ya şimdi bu hayvanlar bize bir ümit oldu. 60 ailemize 24 dişi bir erkek olmak üzere yetişme ortamına göre koyun ya da keçi dağıtım yaptık. Buradaki esas amacımız insanlarımızı kendi kırsal mahallelerinde tutabilmek, orada üretimi devam ettirebilmek. Mersin'le 60 aileye hayvan desteğinin yanında o hayvanların en büyük maliyet kalemi olan yem desteği de yapıldı. Bu şekilde üzerinde para ile satılamaz yazılı torbalar içinde bir yıllık yem ihtiyacı karşılandı ailelerin. Çocukluğundan beri hayvanlarla içli dışlı olan Refika Dağdur'un artık bir mesleği var. Yerel yönetimden destek alan bir çoban, ailenin keçileri çoğalacak, sütünden kazanabilecek, oğlaklarını satabilecek ya da sürülerini büyütebilecekler. Valla geleceğe şimdiden iyi bakıyorum ben geleceğe. Çünkü niye bize bir imkan sağladılar? Bu imkanı elimizden geldiği kadar güzel şekilde yapacağız, bakacağız. Elimizden geldiği kadar çoğaltacağız. Bir şekilde faydalanacağız işte.